Gökmen Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Gökmen Bey, Gökmen mimarlık ve mühendislik olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Evet. Gökmen Mengüverdi kimdir? Ne kadar zamandır sektörde faaliyet göstermektesiniz? Öncelikle kısaca kendinizden söz eder misiniz? Şöyle bahsederim. 2004 yılında Balıkesir Üniversitesi'nden mezun oldum. Hı hı. Hemen aynı sene içerisinde askerliğe gittim. 2005 yılında askerlikten döndükten sonra isim sıkıntı olmaz. Muzaffer Bilgen, Bilgen Mimarlığı'nın yanında 3 sene çalıştım. Orada bir deneyim kazandınız. Orada çok güzel deneyimler kazandım. Ona 2008 yılından 2018 yılından şu ana kadar da 10 senedir kendi ofisimde işletmekteyim. Evet. Yani 2005 yılında askere gittiniz, 2004 yılında evet. mezun oldunuz evet. fakülteden. Evet. Daha sonrasında 3 sene ismini zikrettiğiniz kişinin yanında evet. Bir deneyim kazandınız. O da doğru. bütün tecrübelerini size aktardı. Kesinlikle. Size bu işe Kesinlikle. Kalifiye bir isim olarak hazırladı ve şu Kesinlikle. Anda da Yalova'da, merkezde, Çiftlikköy'de de Gökmen evet. Mimarlık ve Mühendislik evet. Ofisinde hem mimar hem evet. mühendis, mühendislik hem de tabii. firma sahibi olarak da burada Doğru. hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Peki efendim, sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Biz daha çok, biraz bahseder misiniz? Biz daha çok proje anlamında. Yani Yalova biraz da ufak bir şehir olduğu için burada genel olarak villa ve konut tarzı projeler oluyor. Evet. Genel olarak. Biz de bu şekilde daha çok bunları ağırlıklı olarak hizmet veriyoruz. Evet. Villa ve konut ağırlıklı Villa çalışıyorsunuz. Villa ve daha çok konut, evet. Apartman tarzı konut. Yani burada başkadan çok fazla büyük de zaten binalarımız var. Nihayetinde bir turizm bölgesi burası. Turizm bölgesi. Tabii o büyük olan projeler daha farklı. Yani İstanbul'dan daha farklı projeler geliyor buraya. Evet. Ondan sonra biz kendi içimizde projelerimizi bu şekilde hallediyoruz. Sadece proje alanında mı hizmet veriyorsunuz burada? Yoksa çözüm tabii, ortaklarınız proje. Var mı? Diğer mimarlık ya da mühendislik alanıyla ilgili yine gelecek olan taleplere cevap verebiliyor musunuz burada? Biz şu anda şöyle söyleyeyim. Biz proje anlamında mimarlık, mühendislik, mekanik ve elektrik projeleri olmak üzere 4 projede biz takip ediyoruz. Evet. Bunlarla ilgili çalıştığımız arkadaşlarımız da var. Bunlarla ilgili de biz kendimizi de az çok geliştiriyoruz. Evet. Bu irtibatlı olduğumuz arkadaşlarla birlikte ruhsat projelerimizi hazırlıyoruz. Ruhsat projelerimizi belediyeye veriyoruz ve ruhsat aşamasında. Ruhsattan aldıktan sonra da ihtiyaç durumunda da tekrardan uygulama aşamasında müteahhit arkadaşlarımız bizi çağırdıkları zaman da yerinde uygulamada da yardımcı da oluyoruz. Evet. Yani ne yaptığımıza yerinde mutlaka bakıyoruz. İşte odalarımıza, salonlarımıza, girişliklerine, mutfakların genişliklerine bunları uygulama aşamasında gördüğümüz zaman eğer oradaki aksaklıklar bir sıkıntı varsa bunu bir dahaki sonraki projelerimize bunları yapmamaya çalışıyoruz. Evet, onlar da sizin için yani deneyim yaptığımız olmuş projeyi, oluyorlar. Tabii yaptığımız projeleri direkt ezbere hani ben verdim müteahhite ne yaparsa yapsın baktığımız zaman bu çok kısa vadede bir çözüm olur. Evet. Ama uzun vadede eğer bu işi yapmak da istiyorsak, hakkını da vermek istiyorsak yerinde mutlaka ve mutlaka inşaatlara gidip bakmamız lazım. Evet, yaptığınız projenin tabii, sürü yani uygulama en azından, hatalar tabii, ya da eksikler nelerse onları kendi tespit hatalarımız da oluyor bazen. Evet. Bazen işte koridorları fazla geniş yapıyoruz, bazen dar yapıyoruz, bazen banyoyu ufak yapıyoruz, bazen küçük yapıyoruz. Bazen salonları büyük yaptığımız zannediyoruz, aslında yerinde uygulamada tamamıyla farklı. Evet. Kolonları mesela yerleştiriyoruz, bazen odanın çok içine doğru giriyor, mimariyi de bozabiliyor. Bunları falan yerinde gördüğümüzde bir sonraki projemizde bu aynı hataları yapmamız. Evet. Yapmamamız da bizim için artı bir avantaj getiriyor. Ya daha çok tercih ediliyorsun. Evet. Daha çok bu işi ne kadar çok koşturursanız o kadar çok geri dönüşü size oluyor. Evet. Şimdi buradaki, tercih edilme sebeplerinizden de değineceğiz. Buyurun evet, lütfen. Burada mesela Çiftlikköy Belediyesi çok yakın buraya. Buraya ben ofisi açmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de işlerimin genel olarak buraya kaymış olması. Evet. Ve ben sabah bir, öğleden sonra da bir ya da ihtiyaç durumunda bazen iki sefer, üç sefer hiç fark etmiyor. Devamlı Çiftlikköy Belediyesi'ne mutlaka uğrarım. Projelerimi, oraya verilen projelerimi yapı denetimci arkadaşlara yardımcı olmak adına ben kendim takip ederim. Evet. Kendim takip edildiği zaman da şöyle avantaj oluyor bizim için. İşlerimiz çok daha hızlı bir şekilde gidiyor.
daha kısa vadede ruhsatlarımızı alabiliyoruz. Çünkü onlar projeleri inceledikten sonra orada eksiklikler oluyor bazen. İster istemez bazen eksiklikler oluyor, bazen yanlışlarımız oluyor. Evet. Bunları kendimiz takip ettiğimizde daha kısa vadeli ve oradaki mimar arkadaşlarımızla, mühendis arkadaşlarımızla bunu danışarak, konuşarak işte nerede hata yapmışız, nerede doğrusunu yapmışız. Böyle olduğu zaman da işlerimiz biraz daha iyi gidiyor. Yani orada anında istişare edip müdahale etme şansımız da oluyor. Tabii tabii, müdahale ettiğimiz zaman da bu bize hep artı... Artı bir geri dönüş sağlıyor. Siz de tabii ki oradaki o yapmış olduğunuz, o küçük de olsa o hataları görmüş olup bir sonraki projede bunları uygulamak için bunlar da yine size katma değer olarak yine geri dönüşü de oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Müteahhit arkadaşlarımız için kesinlikle etüt aşaması çok önemli. Evet. Ve bunun hızlı olması çok önemli. Çünkü burada o kadar çok müteahhit var ki. Evet, taahhüt veriliyor sonuçta. Tabii bu müteahhitlerin arasında işte mal sahibiyle görüşüp de işi almaları çok kısa sürede oluyor. Hı hı. Bunu ne kadar erken verebilirsek müteahhit için o kadar büyük avantaj oluyor. Evet. Avantaj olmasa da ben gerektiği zaman bazen evde de çalışırım. Burada da çalışırız. Hı hı. Bu etüt kısmını biz müteahhite ne kadar erken verirsek o da vatandaşla anlaşma o kadar da olasılığı yüksek oluyor. Evet. Bu da bize bir avantaj. O yüzden de biz bir yaşımızda biraz genç. Genç olduğu için de evde de çalışabiliyorum. Burada da daha çok çalışabiliyorum. Evet. Sabah erken güne başlıyoruz. Akşam biraz daha geç kapatıyoruz. Dışarıda yine inşaatları ziyaret ediyorsunuz. Sürekli belediyeyle istişare halindesiniz. Yani ve yapı denetimlerle de. En başta da yapı denetimler var. Yapı evet. denetimler bu projeyi biz yapı denetimlerine teslim ediyoruz. Onlar belediye teslim ediyor. Hı hı. Belediye eksikleri yapı denetime söylüyor. Onlar da bize söylüyor. Ben genelde yapı denetimi aşıp ben kendim direkt olarak muhatap olmak istiyorum. Evet. Bu da bize hep artı bir avantaj. Evet. Peki başlıca dikkat etmiş olduğunuz unsurlar nelerdir? Ne gibi mesela? Yani nelere dikkat ediyorsunuz bu hizmeti sunarken? Mesela hizmet şey, en çok hız. Hız çok önemli. Etütlerimizin kaliteli olması çok önemli. Hı hı. Çünkü bizim etütlerimiz üzerinden vatandaşlar, sonuçta buraya insanlar yaşayacak insanlar. Bunlar bana ne kadar az eleştiri gelirse benim evet. için o kadar iyi. Ben de dediğim gibi direkt uygulama aşamasına kendim gözlerimle bakarım. Diyorum ki yani ne yapmışım ben? Buna baktığım zaman kesinlikle bu bana çok büyük bir avantaj oluyor. Evet. Sonuçta insanlar burada yaşayacak. Ben de sonuçta bir yaşam alanı sunuyorsunuz çünkü yaşam insanlara. Yaşam alanı tabii ki kesinlikle. Hayatları boyunca sizin tabii ki. Çizmiş yani olduğunuz o projelerin içerisinde. Yani yaptığımız yerlerin çok kullanışlı olması lazım. Bana da müteahhit ya da vatandaş şunu dediği zaman evet gerçekten çok kullanışlı, güzel bina yapmışsın dediğim zaman bu bizim için tabii çok güzel bir şey oluyor. Gurur verici bir şey. Gurur verici. Peki ayrıcalıklarınız nelerdi? Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi sektörünüz çok geniş bir sektör ve içinde de elbette yalnız değilsiniz. Yani hizmeti sunan farklı mimarlık ya da mühendislik ofisleri varken, büroları varken neden özellikle insanlar sizi tercih ediyor? Ben şöyle söyleyeyim, ben kendi işimi kendim yapıyorum. Yani en büyük avantajım da odur. Hı hı. Ben aracıyı kimseye sokmak istemiyorum. Yapı denetim dahi, belediye de dahil olmak üzere. Bütün kendi işimi kendim takip ediyorum. Gerektiği zaman Ozaliçi'den çıktıyı alıyorum. Hı hı. Gerektiği zaman belediye kendim götürüyorum. Gerektiği zaman da yapı denetime kendim götürüyorum. Bunları da yaptığım zaman, ya bunların hepsinin bizim üzerimize avantajı var. Evet. İşinizi takip ediyorsunuz. Yani çoğu insan belki bunu hamallık olarak görebilir. Belki başkaları başka şey olarak görebilir. Ama bu sonuçta bir hizmetin belki bir kalitesidir. Evet. Bu bizim verdiğimiz bir şeydir. Ben elimde poşetlerle dolaşırım. Gocunmam da bundan. Bu nedir? Bu bana artı olarak avantaj sonuçta verdi. Bir hizmet sunuyorsunuz, bir hizmet tabii ki, veriyorsunuz. Tabii ki. Ha, bunu birileri yapar, kimdir yapmaz yani. Bunu da bir şey de diyemeyiz yani. Yani gocunacak hiçbir şey yok. Siz sonuçta burada mimarlık, şey. Mühendislik. Projelendirme hizmeti sunuyorsunuz. Bu işin de takibini doğal olarak da yine siz kendiniz yapıyorsunuz. Kesinlikle. Daha sonrasında bir aksaklık çıkmaması için ya da farklı olası bir durumla anında müdahale edebilmek için siz kesinlikle. Burada vermiş olduğunuz hizmetin son derece arkasında durarak bir hizmet veriyorsunuz. Kesinlikle. Ki bunda bence de kesinlikle gocunacak hiçbir şey yok. Aynen doğrudur. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Genç bir girişimci olarak hedefleriniz nelerdir sektörle ilgili? Şimdi şöyle, proje anlamında belki biraz daha ikinci plana atıp artık başka şeyler yapmamız lazım. Hı hı. Yani çünkü artık projeciliğin önü çok fazla da açık değil. Evet. Yalova ufak bir yer.
genel olarak aslında Türkiye genelinde belki böyle sıkıntılar var. Yani artık projecilik belli bir yere kadar götürebiliyor sizi. Ama bir yerden sonra tıkanıyor. Belli bir yerden sonra tıkanıyor. Gerçekten öyle. Hani çok fazla uğraşıyorsunuz. Hem bunun karşılığını ne kadar alıyorsunuz? Çok sıkıntılı. Evet. Bu çok tartışılır bir durum. Peki nedir projelendirmenin dışında yapmak istediklerimiz yani neler? Yani aslında ben de onları düşünüyorum şu anda. Bakalım. Bir şeyler düşünüyoruz. Evet. Ama projecinin dışında çünkü ben en fazla... Ama proje yine devam edecek. O ama kesinlikle. Projenin dışında da yine farklı mimarlık şöyle mühendislik alanlarında mesela da yine daire karşılığı, devam edecek. Tabii daire karşılığı mesela işler oluyor. 4 blok, 5 blok işler oluyor. Bu diyor ki işte 4 projeyi yap ya da işte projelerini yap, ruhsat evet. projelerini. Hani daire karşılığı mesela işlere girebiliyorsunuz. Böyle olduğu zaman işte parça parça ödeme yapıp evet. hani bir anda hani sattığınızda mesela onun biraz daha getirisi daha fazla. Evet. Hani belli bir zaman sıkıntıya giriyorsunuz belki ama hani bunun getirisi bir de daha fazla. Evet. Proje anlamında tabii ki mecbur yapmak zorundayız. İşinizi seviyorsunuz, manevi anlamda sizi tatmin ediyor. Ancak tabii yani ki bir de maddi olarak daha iyi olabilir. Sizi tatmin etmesi önemli. Daha iyi olabilir. Evet. Sizinle işbirliği yapan müteahhitler ya da diğer farklı çözüm ortaklarına buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Çok kısa alabilir miyiz? Şöyle bilinçli olsunlar. İyi araştırsınlar, referanslara baksınlar. Kesinlikle yapılan binaları da görsünler. İşte bizim sonuçta yaptığımız binalar ortada. Evet. Gelsinler, tosunlar, istedikleri gibi baksınlar. Onlara göre kendileri karar versin. Evet, şu an ekranın altında da iletişim bilgileriniz geçiyor. Konuyla evet. ilgili de bilgi almak isteyen size oradan 7/24 ulaşıp kesinlikle. Hem bilgi almak için hem de danışmak için buradan size de iletişime de geçebilirler. Buradan evet. da altını çizmiş olalım. Efendim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah Allah razı olsun. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz.